Meşhur magnolia. Evet. Magnolia'nın muhallebisini soğuması için ben önceden yapmıştım. Bu pudingin özelliğini anlatalım. Yani çok bizim bildiğimizin çok ötesinde bir şey yok. Yumurtalı. Yani iyi malzemelerden yapıyorlar. Evet. İçinde yumurta olsun, un olsun. İsterseniz nişasta koyabilirsiniz. Bir çimdik tereyağı koyabilirsiniz. Hem yapalım hem anlatalım. Güzel bir muhallebi hazırlayacağız. Spatula vereyim mi sana? Evet. Var mı? Burada. Var. Al. Al canım. Al, ziyan olmasın. Teşekkür ederim. Şimdi bayılırlar burada. Evet. Herkes. Şimdi. Bu muhallebiyi bir gün önceden hazırlasanız da olur. Hiç sorun değil. Ve koyuluğunu da beğeninize göre ayarlayabilirsiniz. Benim tecrübem şöyle Derya Hanım. Kimi insanlar koyu muhallebi seviyor. Kimi insanlar çok sıkı muhallebi seviyor. Siz ha, ne dersiniz? Ben biraz orta... Ben koyucuyumdur mesela. Koyucu mu? Ben koyu severim. Ha, tamam. Şimdi muhallebiyi pişirdik ama muhallebisinde neler var o çok önemli. Onun ölçülerini arkadaşlarımız yansıtırlar ama ben tekrar edeyim. İçerisinde un var. Gizli malzememiz var. Gizli malzememiz şu. Nedir muskat. O? Muskat. He, bir dakika. Muskat çekilmiş muskat mı bu? Muskat rendesi. Aklıma gelmezdi. Evet. Bravo, o zaman. Onun püf noktası o. Bir şey var yani. Özellikli, güzellikli tarafı o. Muskat çok enteresan. Patatese yakışır, ete yakışır, havura yakışır, her şeye yakışır. Bu muhallebinin içerisinde de muskat var. Şimdi nasıl yapıyoruz? Muhallebiyi yaptık, soğuttuk. Ama muhallebinin içinde neler var? Un var, yumurta var, tereyağı var, süt var, muskat var, vanilya var. Bildiğimiz vanilya. Sen koydun içine onları. Hepsini koyduk, hazırladık. Muskatı da var bunda pişerken. Evet, çok azıcık muskat. Tamam ama ben şunu da konduğunu bilmiyordum. Şimdi ona geliyorsun. Ha, ben onu da bilmiyordum. Alameti farikası mı derler? Evet, evet. Alameti farikası orada. Muhallebiyi yaptık, soğuttuk. Muhallebinin içindeki yumurta lezzet veriyor, tereyağı lezzet veriyor. O tamamdır, onu dökelim. Ben döküyorum. Ancak... Ay... Helatiye'nin muhallebisi de tamamdır. İçini sıyıracağım ben. Ben bunu vereyim mi size? Bozar mı diye korktum. Yok canım. Şeyini. Bozmaz mı? Sıyır iyice bana. Sıyırsaydın. Sıyırdım şöyle. Versen bana. Burada ne var diye soracaksınız. Burada krema var. Yani bu küçük 200 mililitrelik paketlerde satılan makarna için kullandığımız hepimizin bildiği küçük paketlerdeki krema var. Krema soğuk olacak. Kaseniz soğuk olacak. He. İkisi birden soğukken bunu çırpacaksınız. Olabildiğince sertleşecek. Ve şimdi ikisini birbirine karıştıracağız. Bunun kerameti burada. Ha, bulabiliyorsanız bitkisel bazlı çırpma kreması da kullanabilirsiniz. Hı. Onu nerede bulursunuz? Çok büyük süpermarketlerde. Onlar 1 litrelik paketler olarak satılıyor. Bu hepimizin bildiği makarnada, şunda, bunda her dakika kullandığımız krema. Hı. Bunu çırptık. Vay. Şimdi soracaklardır. Bunda şeker var mı Semen? Hayır, onlarda şeker olmaz. Yok değil mi? Hayvansal bazlı krema bunlar. Evet. Onlarda şeker yok. Şimdi çok güzel. Bu kremasız halini şurada bir çırpıyorum şimdi. Bisküvileri var. Muz var. Evet. İçine şimdi muz dilimleyeceğiz. Tamam. Ve bardakları alacağız. Bunu... Vaktiniz oldukça istediğiniz kadar çırpın. Evet. Ne kadar çırparsanız o kadar lezzetli olur. Şimdi Semen. Buyurun. Benim genç kızlığımda bu çok yapılırdı. Yani pastalar böyle yapılırdı. Pastalar böyle. Bisküt koyardık, muhallebi dökerdik, bisküti koyardık, muhallebi dökerdik, araya muz koyardık. Üstüne tarçın, kakao bir şeyler ya da kakaolu yapardık. Fındık, böyle soğuk. Evde yapardık. Hatırlayın, hepimiz öyle yapardık. Şimdi bunun da ama bir cin fikirlik koymuş tabii, tabii buraya arkadaşlar. O muskatı koymuş muhallebiye. Evet. Muskat orada bize ne veriyor, ne şeyi veriyor? Muskat böyle ben gizli malzeme diyorum muskatı. Ya bunda ne var dedirten bir şey var muskatı hep. Böyle bir derinden gelen, nasıl diyeyim size, bir baharatla çerez arası bir lezzeti var muskatın. Tanımlama işte, belki öyle işte, olabilir. Güzel. Hani fındık mı var bunun içinde falan diye insanlara sordurtuyor hep. Evet. Şimdi bardağı yapıyorlar ya da orada kendi böyle hazır kapları var. Kuyruklar oluşuyor kapısında. Ya bu inanılmaz bir muhallebi. Meşhur hakikaten. Yani o kadar meşhur ki. Ama ben diyorum ki biz bunun
benzer ama değilini yaptığımız bir şey. Yani korkulacak tabii bir ki. Şey yok. Ben mesela bunu görmüştüm. Ay evde yapabilir miyiz? Ama çok değişik bu. Aslında yapılabilir. Şimdilerde herkes restoranlarının menülerine bile koymuş, yapıyorlar. Bunun da tarifini ben kanalıma koydum. Eğer evet. kaçıran olursa oradan da bakabilirler. Tamam. Ancak benim hayatta anlatmak istediğim bir aşçı, bir şef olarak herkes her yemeği yapabilir. Hiçbir şeyden korkmayın. Yavaş yavaş işin mantığını öğrendikçe... Bunu buzluğa koyayım mı? Donmadı mı? Yani kesilecek gibi olmadı. Şuraya biraz oldu, koyuyorum. Koyalım, 2 dakika. Tamam. Hepsini yapabilirsiniz. Hiç korkacak bir şey yok. Sadece 3-5 tecrübe, birazcık ilgi gösterdikten sonra her şeyin ilmini alırsınız, yaparsınız. Bunda bir şey yok. Semen, bir izleyicimiz efendim, krema yerine krem şanti koysam olur mu diye soruyormuş. Biliyordum bu sorunun geleceği. Olur. Krema daha iyidir ama. Birçok anlamda daha iyidir. Krema pakette satılan kremadan pakette mı bahsediyorsun? Pakette ya. Şu hani 200 onu da çırpıyor muyuz? Onu çırptık, böyle oldu işte. Tamam. Bu o. Tamam. Bir tane daha yapalım şimdi. Kaçıralım. Vallahi çok güzel Semen. Çok kağıt lezzetli. Geldi mi? Kenarlarını ben toparlayayım. Evet. Çok lezzetlidir, çok besleyicidir ve gördüğünüz gibi çok maliyeti de çok fazla olmayan bir şey. Bu ocak lazım mı bize şimdi? Şimdi lazım. Lazım mı? Tamam. Semen. Şöyle. Çok güzel oldu ya. Dinlendirdikçe tabii üstüne ne koyacaksın? Üzerine fındık, fıstık. Ne imkan varsa, evde ne varsa. Birazcık muskat rendesi gene tarçın gibi. Ama muskat çok az kullanılmalı. Semen, fazla muskat. Sadece beyazı mı var o satılan yerde Amerika'da? Sadece beyaz olarak mı bunu yapıyorlar? Çikolatalısı da var. Çikolatalısı da var mı? Ben hani çok tatlı yemediğim için son yıllarda şöyle kızlar alınca ucundan bir baktığım bir şey. Renkleri var mı, çeşitleri var mı? Vardır herhalde. Çileklisi var, çikolatalısı var. Neyse, frambuazlısı var. Ben 20 yıl önce Derya'nın ilk oraya gittiğimde, New York'a gittiğimde tesadüfen görmüştüm o mağazayı. Bir kuyruk, burası nedir, ne oluyor yani burada diye. Yani şimdi görmeyenler için söyleyelim mi? Küçücük bir dükkan. Hiç hani bir şey konduramazsınız ama dünyanın evet. en meşhur tatlıcılarından biri. Kızlarıma dedim ki burası neresi? Ne kuyruğu okullarının yolunda bir yerde? Ne kuyruğu bu böyle? Ben böyle bakıyorum ne diye. Anne dediler bu bir şey tatlıcı. Sadece bunu yapıyor. Aslında sadece bir şeyi yapmak. Ve en iyisini yapmak. En iyisini yapmak çok güzel bir şey. O konuda uzmanlaşmak çok önemli. Çok iyi. Yani mesela bizim programda da olmayan şey. Sadece bir tane bir şey yapsak. Giderek mesela şu saç bandını yapıyor olsak bu saç bandının nelerini geliştiririz? Yok oradan boncuk sarkıtırsın, buradan ucuna küpe sallandırırsın atıyorum. Uzmanlaşmak ama önemli. Ama her gün başka bir şey yapınca veya bir restoran var, bir yer var, bin çeşit şey yapınca birinden bir fedakarlık oluyor. Bir şeyi çok iyi de bir şeyi o kadar iyi değil. Semen yalnız var evet, ya. Bu çok lezzetlidir. Herkes de her durumda yüz akı olur. Garanti evet. ediyorum. Aynen. Bir de çok kolay bir şey. Çok kolay. Çok kolay bir şey. Bunu bir gün önceden yapın muhallebiyi, çırpın kremayı ayrı ayrı dursun. İnsanlar gelmeden 5 dakika önce hepsini birleştirin. Bitti. Evet. İsterseniz vişneli yapın, çilekli yapın da arzu ederseniz yapabilirsiniz. Vallahi çok güzel. Bayıldım. Şimdi geliyorum. Evet. Buyurun. Sırayla magnolia. Evet. Muzlu magnolia yaptık. Manolya. Manolya evet. Evet. Muhallebiyle karıştırdık. Süper. Onun video tarifini bulabilirsiniz.